Kanalım ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere karnabaharın en lezzetli hallerinden bir tanesini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle ben 1 kilo karnabahar kullandım. Siz dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Öncelikle karnabaharımı şöyle orta dereceli boyutlarda kesiyorum. Ve hepsini bir süzgecin içerisine alıyorum. Ve bu arada da karnabaharın olabildiğince bu sert sap yani kök kısımlarını kesiyorum. Şuraları gördüğünüz gibi ekranda. Ve boyutlarını biraz küçültüyorum. Karnabaharımı bu şekilde doğradım, güzelce yıkadım ve suyunu iyice süzdürdüm. Şimdi büyük boy bir tavanın içerisine yıkayıp güzelce süzdürmüş olduğum karnabaharlarımı alıyorum. Ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı hangi yağ kullanıyorsanız gezdiriyorum. Ağzını kapatıp ocağıma alıyorum. Kısık ayarda kızartacağım bu şekilde. Bu esnada ben de sos kısmını hazırlayacağım. Karnabaharı miktarını azaltıp kullanacaksanız eğer sos miktarını da yarı yarıya indirmenizi tavsiye ederim. Bir kabın içerisine 200 ml bardak ölçüsü ile hazırlamış olduğum 1,5 su bardağı sütü aldım. Üzerine 3 tane yumurtayı ekledim. Benim yumurtalarım küçüktü. Eğer büyükse sizin kullanacağınız yumurtalar 2 tane ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında tuz ve baharat ekledim. Baharat olarak özellikle zerdeçalı eklemenizi tavsiye ederim. Gerisi damak zevkinize kalmış. Ve 2 yemek kaşığı mısır unu, 3 yemek kaşığı da normal buğday ununu ekleyip güzelce karıştıracağım. Ve üzerine bir paket kabartma tozunu da boşaltacağım. Eğer kabartma tozunuz da yoksa üzerine bir çay kaşığı kadar karbonat kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce çırpıyorum ve sosumu hazır edip kenara alıyorum. Ocağa almış olduğum karnabaharlarımı ara ara karıştırıyorum. Haşlama işlemi yapmıyoruz ama tereddüt etmeyin. Gayet lokum gibi pişecektir karnabaharlar. Sizlere biraz sonra göstereceğim zaten. Bir kahve fincanı suyu da ekledim. Tavamın ağzını tekrar kapatacağım ve buharı ile bu şekilde pişecek zaten. Karnabaharlar iyice pişti, yumuşadı. Şimdi sizlere çatal yardımı ile de birazcık ezip göstereceğim nasıl piştiğini. Haşlamadan karnabahar pişer miymiş diye endişe duymanızı istemiyorum çünkü gönül rahatlığı ile denemenizi istiyorum bu tarifi. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişti karnabaharlar. Karnabaharımız güzelce piştikten sonra da hazırlamış olduğumuz sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde ve kısık ayarda pişiriyorum. Ağzını kapatacağım tekrar tavanın. Güzelce pişti, kabardı ve şimdi en son olarak da yüzeyine birazcık rendelenmiş kaşar peyniri gezdireceğim. Tekrar kapağını kapatıp peynir eriyene dek ocakta tutacağım. Daha sonrasında peynir de eridikten sonra ocaktan alacağım ve artık servise hazır. Gördüğünüz gibi rengi de kokusu da inanın şahane oldu. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi öneririm. İster kahvaltıya, isterseniz akşam bir çorbanın yanına da servis edebilirsiniz. Hatta çocuklar yemiyorsa bu şekilde denemenizi öneririm. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Videolarımı da kanalımı da tüm sevdiklerinizle ve sosyal medya ağlarınızla paylaşabilirsiniz.
Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.